Atakları ve tutuklu rahip Brunson nedeniyle iplerin gerildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Siyasiler saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi. Saldırıdan 12 saat sonra bir kişi gözaltına alındı. Namlu bu kez ABD Büyükelçiliği'ne döndü. Halihazırda ilişkiler gerilmişken bir de saldırı şoku yaşandı. Olay sabaha karşı saat 5.30'da gerçekleşti. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki beyaz bir araçtan ABD Büyükelçiliği'ne 6 el ateş edildi. O beyaz aracın bulunması için başkent polisi hemen alarma geçti. Saldırının sabaha karşı gerçekleşmesi olası bir can kaybını önledi. Açılan ateş sonrası mermilerden 3'ü demir kapıya ve hemen yanındaki bu camlı bölmeye isabet etti. O mermilerin izlerini de burada hala görebilmek mümkün. Aslında burası gün içerisinde oldukça hareketli bir nokta ama şans eseri bu saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırıdan yaklaşık 12 saat sonra bir kişi gözaltına alındı. Saldırıyı neden yaptığı ya da başka faillerin olup olmadığı henüz bilinmiyor ama yetkililer bunun bir provokasyon olabileceği görüşünde. Büyükelçilikten saldırıyla ilgili yapılan açıklamada Türk polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Saldırıya siyasilerden de tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bir kaos yaratma girişimidir derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise provokatif saldırıyı kınıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırının açık bir provokasyon olduğunu söyledi. Tabii açık bir provokasyondur bu. Diplomatik faaliyetini yürütenler milletimizin misafiridirler. MHP lideri Bahçeli ise yetkililere seslendi. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir.